Bu ifade mutlak değer olduğu için pozitif olmuyorsa sadece sıfır olur. Negatif olması düşünülemez. Buna göre a kare eksi mutlak değer ab eşittir sıfırdır. Diğer tarafa atabiliriz. Buradaki a kareyi a çarpı a diye yazdığımızda mutlak değeri de ayrı ayrı yazalım. Mutlak değer a çarpı mutlak değer b. Şimdi bunların ikisi de pozitiftir değer olarak. Diğer tarafta da yine a'nın karesinden pozitif bir değer var. A eşittir B'yi düşünelim. Eğer bunlar artıya artıysa şu ikisi birbirine eşit çıkar. Mutlak değer B de A'yı eşitse buradan da A eşittir B çıkabilir. Bu mümkün. Ancak mutlak değer B eşittir A dediğimiz zaman. Şimdi bunun artı olduğunu düşünürsek içerideki mutlak değer olduğundan dolayı bunun eksi mi artı mı olduğunu bilmiyoruz. Eksi olabilir ancak sayısal değer olarak daha büyük olabilir. Yani burada e, mesela eksi 8 ile artı 8'i düşünelim. Burada A, B'den büyüktür. Yani ikinci bilgi olabilir. Ancak diğer bir nokta burada pozitif olabilir. Artı 8. Diğer tarafta eksi 8 olabilir. Çünkü burada direkt A dışarıya mutlak değerden negatif çıkmamış. Mesela ikisini eksiye eksi kabul edersek çarpımından artı gelmiş. Dolayısıyla burada bunu bu şekilde eşitleyecek olursak mutlak değer B'den eksi A çıkabilir. Buradan da eksiye artı olur. B A'dan daha büyük çıkabilir. Buna göre 3'ü de doğru olabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.